Selamlar sevgiler. Bu videoda Binance'teki trade arayüzünden ve limit ve market emirlerinden bahsedeceğim. Öncelikle yine sağ tarafta bulunan search ikonunun üzerine geliyorum ve buraya trade etmek istediğim coin'in ismini yazıyorum. Örneğin buraya TRX yazalım ve Tron'un trade arayüzüne gidelim. Tron'un trade arayüzü açılmış durumda. Şimdi öncelikle ekrandaki şeylerin ne işe yaradıklarına ve neyi ifade ettiklerine bir bakalım. Sol tarafta e, Order Book dediğimiz emir kitabı yer alıyor. Burada insanların hangi fiyattan e, almak istedikleri ve satmak istediklerini gösteren bir yer var. Yukarıdaki kırmızı olanlar satıcıların emirlerini, aşağıdaki yeşil bölümde alıcıların almak istedikleri e, emirleri gösteriyor. Ortada tronun grafiğini görüyoruz. Burada dilerseniz 4 saatlik, 1 saatlik, 2, 6 ve 12 saatlik olarak bir günlük ve haftalık olarak değiştirebilirsiniz grafiğin arayüzünü. Aşağıda bir indikatör pen penceresi yer alıyor. Sağ tarafa geldiğimizde Tron dışında e, trade edilebilir altcoin'lerin listelendiği bir yer görüyoruz. Onun altında da Trade History dediğimiz e, Tron'da yapılmış e, alım ve satımları gösteren bir e, yer yer alıyor. Emir bölümüne geldiğimizde aşağıda limit, market ve stop limit olarak 3 bölüm yer alıyor. Limit emri dediğimiz bir paritenin bizim e belirlediğimiz fiyata geldiğinde işlem yapmamızı sağlayan emir türüdür. Örneğin şu an Tron 522 Satoshi fakat biz 520 Satoshi'den alım yapmak istiyorsak eğer burada 522'yi silip buraya 520 yazarak daha sonrasında buraya amount kısmına ne kadarlık almak istediğimiz yani kaç tane Tron almak istediğimizi yazarak örneğin buraya 100.000 yazdığımda aşağıda da gördüğünüz gibi Bitcoin cinsinden ne kadar edeceğini yazıyor. 100 bin tane Tron'un. Dilerseniz burada %25, %50 ve %75 gibi e, elimizde bulunan Bitcoin'in ne kadarıyla almak istediğimizi seçebildiğimiz bir yer var. E, burada eğer %25'i seçerseniz elinizdeki Bitcoin'in %25'i kadar Tron almış olursunuz. %50 seçerseniz Elinizdeki bitcoin'in yarısı kadar. 75'i ve 100'ü seçerseniz de yine elinizdeki bitcoin miktarının o yüzdesi kadar tron almış olursunuz. Tronlarınızı satmak isterseniz de yine limit emrinde şu an 522 satışı iken daha yukarıdan satmak istiyorsanız eğer buraya örneğin 560 satoshi yazarak elinizdeki tronların ne kadarını satmak istiyorsanız örneğin 100 bin tane tron varsa %100'ü seçerseniz 100 bin tane tron yazacak burada. %50 seçerseniz 50 bin tane tron yazacak. Yani elinizdeki tronların yarısını satmak istiyorsanız 560 satıştan buradan yüzde %50'yi seçerek elinizdeki tronları satabilirsiniz. Burada tıkladığınızda aşağıda satmak istediğiniz fiyattan satmak istediğiniz adedin çarpımı sonucunda burada bir BTC miktarı belirlenecek. Bu da şu demek 560'tan eğer 100 bin tane tron satarsanız elinize şu kadar bitcoin geçecek gibisinden bir şey gösteriyor. Market emrine geldiğimizde market emri o sırada markette bulunan en iyi tekliften alım ya da satım yapmamıza yarayan emir türüdür. Şu an markette Tron'un satış fiyatı 522 satoshi. Gördüğünüz gibi en son emir de burada. Eğer ben buraya e, miktar yazarsam yine mesela elimdeki Bitcoin'in yarısı kadar bir Tron almak istiyorsam eğer 50 yazdığımda 522 satoshi'den alım yapmış olacağım. Şu an gördüğünüz gibi 522 satoshiden satan olmadığı için 523'e yükseldi şuradaki satıcıların e, istedikleri fiyat. 523 satoshiden almış olacağım. Eğer burada fiyat yükselmeye devam ederse, eğer biz belirlediğimiz fiyattan alamaya da biliriz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Sağ taraftaki satış yerinde ise yine marketten alım yapan en yüksek teklifi veren kişiye satmamızı sağlayan emir türü Burada eğer siz 200 bin tane satmak istiyorsanız ve markette o sırada 521'den 100 bin tane, 520'den 100 bin tane varsa ikinci emrinizin yani ikinci 100 bin tronunuzun bir alt kademeden satılacağını unutmamanız gerekiyor.